televizyon ekibi şimdi de Adıyaman'ın Şirin beldesi Bölük Yayla'da. Göreve geldikten sonra Bölük Yayla'nın önemli sorunlarına çözüm üreten Belediye Başkanı Gaffari Akkuş'a mikrofonlarını uzatan ekibimiz Bölük Yayla hakkında ayrıntılı bilgiler alıyor. Yurt Vizyon olarak Adıyaman'ın Şirin beldesi Bölük Yayla'dayız ve Bölük Yayla Belediye Başkanımız Sayın Gaffari Akkuş'la beraberiz. Bir de gelin Sayın Başkanımızdan dinleyelim Bölük Yayla'yı. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Beldemiz 1989 yılında kurulmuş bir beldedir. Nüfus şu an itibariyle resmi kayıtlara göre 2200. Benim şu anda ilk dönemim. Bu ilk dönemimden tabii geçmişte kalan diğer belediye başkanlarımız bir şeyler yapmaya çalışmışlar, bir şeyler yapmışlar elbette. Hizmetleri de vardır, sağ olsunlar. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum buradan. Bundan itibaren bizim yapacaklarımız tabii ki hedeflerimiz vardır. Hedeflerimize ulaşmaya çalışmaktayız. Geldiğimden sonra bazı yapılacak yerlerimiz var, sokaklarımız var, caddelerimiz var. Parke taşı düşenmesi gerekiyor. Bunlar için ben gerekli projeleri hazırladım. İlgili bakanlıklarımıza sundum. Gerek geçen sene olsun, gerek bu yıl olsun defalarca takibindeyiz. Ancak bu korona nedeniyle bazı şeyler durduruldu. Bu da bizim için bir engel oldu. İnşallah en kısa zamanda bu koronayı da Allah bizlerden uzak götürmeyi nasip etsin. Gençlere yönelik projelere ağırlık verdiklerini belirten Başkan Gaffari Akkuş, bu alanda yapacakları çalışmaları şu sözlerle anlatıyor. Benim şu anda en çok istediğim projelerimizden gençlere yönelik sportif faaliyetlerini kazandırmak amacıyla bir halı sahası, bir basketbol sahası vesaire bu gibi sportif faaliyetlerimizin olması gereken hizmetlerden biri. Bu hizmetler buraya şu ana kadar yapılmamış burada. O projelerimle arasında şu an geçen gün yine Ankara'da ilgili Spor Toto daire başkanlığıyla görüştük. İnşallah bu yıl eğer çıkmasa da seneye inşallah bunu yapacağız ve yerimizde zemin altyapısı hazır. Ondan sonra bir 6,5 kilometre bir yolum var, stabilize yol. Bu yılda çok önem arz eden bir yolumuz. İnşallah önümüzdeki yılda o yolu da bir şekilde halletmeye çalışacağız.